inglesi, diciamo. Keşke an lokantacı, kahveci ve otelciler, esnaf odası, üyeleri. Sol tarafta yer ayıralım size. Sol tarafa geçelim. Bütün üyeler sol tarafa. Misafirler sağ tarafta kalıyor bize göre. Keşan Lokantacı, kahveci ve otelciler, esnaf odası, değerli yönetimi ve kıymetli misafirler. Biz Gümrük Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi olarak ben Uğur Denktaşçı, arkadaşım Gülseçil Gürcanan'la toplantı öncesi yaptığımız ön inceleme sonucunda toplantının çağrısı 12 Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Burada kanunla 15 gün evvel yapılması gerektiğinden uygun yapıldığı tespit edilmiştir tarafımızdan. Hazırlık cetvelinde 763 kişiden 98 kişinin imzası bulunmuştu. Bu ikinci toplantı için yeterli çoğunluk 50 üyedir. Yeterli çoğunluk sağlanmıştır. Toplantının açılması için sakınca yoktur. Ben toplantının açılışını yapmak üzere sözü başkanıma veriyorum. Hayırlısı olsun. Başkanım, çok değerli esnaf odaları başkanlarım, çok kıymetli misafir arkadaşlarım, Keşan'ımızın yüzünde temsilcileri, olmazsa olmazları devrimiz, çok değerli üyeleri, Keşan Lokantası, Kahveci, Otelciler Adamızın genel kurulu, çok değerli arkadaşlarım, hükümet komiserimizin az önce belirttiği gibi, Keşan Lokantası, Kahveci, Otelciler Adamızın genel kurulunun yapılması için yeterli çoğunluk sağlanmıştır. Seçimimizin, genel kurulumuzun devam etmesi için divanı oluşturmak zorundayız. Elimde bir tane önerge var. Başka önergesi olan var mı arkadaşlar? Başka önergesi olmadığına göre önergeyi okuyorum. Divan başkanlığına Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Odası Birliği Başkanımız Sayın Emin İnan. Başkan vekilliğine odamız üyelerinden Sedat Şentürk. Katip üyeliğe gene odamız üyelerinden Mustafa Deste. Katip üyeliğine kahvecilerimizden üyelerimizden Reyhan Özel. Katip üyeliğe Levent Bağcı. Değerli arkadaşlar, başka tekrar söylüyorum, başka önergesi olan var mı? Başka önergesi olmadığına göre bu divanı oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler kağıdım. Oy birliğinde kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Sayın divan, lütfen yerlerinizi alın. Kabul etmeyen var mı? Teşekkür ederim arkadaşlar. Size yakışır şekilde. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Değerli vatandaşlarım, öncelikle bana duyduğunuz güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca aramızda birlikte görev yaptığımız grup başkanımız var. Birazdan Sinan Başkanı'nı görmüştüm. Şu an kaybettim ama kendinize hoş geldin diyorum. Sevgili Oda Başkanlığı'na da hoş geldiniz diyorum. Ve sevgili meslektaşlarım, genel kurulunuz hayırlı olsun inşallah. Belediye Başkanımız da aramızdaymış. Mehmet Ağabeycim, siz de hoş geldiniz.
sonra gelir esnaf çantamıza, ulus esnaf çantamıza hayırlı olmuş anda mübarek olur. Elimizde genel kurulumuzu sevdiği idare etmek için 15 panceli oluşan bir gündem var. Ben sizlere bunu okuyacağım ve gündeme eklemek istediğim madde olmalı da soracağım. Biliyorsunuz belki bazı önerileriniz olacak ama bazı maddeler yani en azından ana sorunun öncesimizin bazı maddeler buraya girmiyor. Ondan haricinde diğer önerilerimizi buraya alabiliriz. Özellikle maddeyi okuyorum ve sizden biraz sessizlik rica ediyorum. Değerli üyelerimiz, sevgili abicim hoş geldin. Birinci madde açılışı yaptık. Başkanlık divanı teşekkürde yapıldı. Üçüncü maddemiz saygı duruşu sizden başlatılması. Dördüncü maddemiz başkanlık divanı tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. Beşinci maddemiz yönetim kurulu faaliyet raporu okunması müzakeresi. Altıncı madde denetim kurulu raporu okunması müzakeresi. Bilanço ve gelir gider hesabının kurulu yedinci maddemiz. Sekizinci madde bilanço gelir gider hesabının kabul verilmesi. Dokuzuncu madde yönetim kurulu yönetim kurulu tarihlerle imzası. Onuncu madde yeni dönemin çalışma programı. On birinci madde bağlı olduğu bilgi muhabbet olmak şartıyla bazı izinler var. On ikinci madde 500 saat sürekli namlı sınırlar içinde öğrenci okulması muhtar çalışmalı olmak üzere yardımda bulunması ve okulda kişilerin yüksek üzere yönetim kurulu ilişkin öncesi kabul verildi. 14. madde aynı ücretlerin uzaklarında açılması. 16. madde yönetmenler ve seçimler ardında kabul edilir. Gündeme madde eklemek isteyen var mı? Olmadığına göre gündemi oylara son kabul edenler ilkleri şart mevcut. Teşekkür ediyorum. Kabul etmeyenler olmadığına göre gündemi aynı yönde kullanacağız. Tekrar hayırlı olsun. Değerli arkadaşlar bir gündeme 5 dakika ara veriyoruz. En azından şu kalabalık yerine oturursa bizi bundan çek. Bu arada sessiz olursak da bu da sizin menfaatınız ikinci olacaktır. İyi istiyorum. Buyurun efendim saygı duruşu.
göreceksiniz. Dosyanın imzalama yetkisi. Bunları da burada oylarınıza sunuyorum. Dosyanın imzalama yetkisinin güvene verilmesi konusunda kabul edenler oyları lütfen çağırmıyorsun. Etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yönetim kurulu faaliyet raporuna geçmeden önce Keşan'ın bu özelliğini sizlere söylemek istiyorum. Benim de çok sevdiğim, gurur duyduğum bir özellik. Biraz önceki gördüğüm tablolar yani gerçekten de bu genel kurulan düğün gibi karşıladı ve gördü. Ve her zaman olduğu gibi de yine aramızda Mehmet Özcan Belediye Başkanı gururla söylüyorum, esnaf dostu, ülkemizi ilk esnaf ağabeyi getiren kişi. Kendisine çok çok teşekkür ederim esnaflarım adına. Ya bir alkış rica ederim Mehmet abi. Değerli başkanım, faaliyet raporuna başlamadan önce sizlerin işleri yoğun. Az öderseniz buyurun birkaç kelime hitap edin. Genel kurulu. Buyurun sevgili başkanım. Sayın Yönetim Başkanı, siyasi parti temsilcileri, oda başkanlarımız ve çok değerli üyelerimiz, değerli hemşehrilerim, yakın ilçelerden gelen çok değerli konuklar, Sayın Başkanım. Oda seçimlerimiz geçen hafta itibariyle başladı sanıyorum. Öncelikle bir demokrasi şöleniyle karşı karşıyayız. Ne güzel. Aynı meslek grubu içerisinde olan değerli hemşehrilerim kendi aralarında centilmence, medenice, beyefendice bir yarış sürdürecekler. Biraz sonra ilk odamızın daha seçimi var. Buradan oraya katılacağım. Ben her iki listeye de hayırlı olsun diyorum. Kazanan yine Keşan olacaktır. Hepsinin kendi üyelerinin menfaatine, haklarını korumaya çalışacağı yönünde hiçbir şüphemiz yok. Bunu gayet iyi yapacaklar. Öncelikle odanıza, sonra Keşan'a hayırlı olsun, sizlere hayırlı olsun ve kolay gelsin diyorum. Size de kolay gelsin. Esnaflar hiçbir zaman kaybeden olmaz zaten. Esnaf hep kazanır. Bizler de yöneticiler olarak bir yarış içerisindeyiz. Hayırlı olur düşüncesindeyim. Ve ben ilgili madde faaliyet raporunun okunması o maddeye geçiyorum. Faaliyet raporunu kim sunacaksa buyursunlar. Buyurun izleyin. Keşan, lokantacı, kahveci ve otelciler esnaf odasının 2014, 2015, 2016, 2017 yılları faaliyet raporu. Sayın Divan Başkanı, değerli olan başkanlarım, sevgili misafirler, Keşan'ımızın değerli basın mensupları, Keşan lokantacı, kahveci ve otelciler esnaf odası olarak değerli üyelerimiz, olağan genel kurulumuza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli üyeler, bundan 4 yıl önce bizleri göreve getirdiniz. Bizler de bu 4 yılın hesabını vermek üzere huzurlarınıza bulunuyoruz. Biz yönetim kurulu olarak sizlerin vermiş olduğu yetki ve 5362 sayılı esnaf ve sanatkarların meslek kuruluşları kanunun ve üst kuruluşundan gelen genelge ve yazılar gereği, yönetmelikler gereği, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda odamızın ve üyelerimizin menfaatleri için çalışmalarımız yapılmıştır. Değerli üyeler, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile ilişkilerimiz, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu'na odamızı temsil eden oda başkanımız Hüseyin Çakmak seçilmiş olup üyelerimizin kredi kullanmasında çıkabilecek sorunlar birebir bir görüşülerek çözülmüştür. Üyelerimizin bağ kurulu olan bütün sorunları yakından takip edilerek ilgilenmiştir.
verilmiştir. Edirne Kulübü Başkanımız ile ilişkilerimiz muhteşem olarak devam etmektedir. Esnaflarımızın aralığında çıkabilecek sorunları anında çözülmektedir. Türkiye kahveciler, grafiyemciler ve büfeciler federasyonumuz genel kurumlarına yönetim kurulu olarak katıldık. Konfederasyon başkanımızla bizzat görüşmeler yapmak üzere diğer oda başkanlarımız ile Ankara'ya gidilerek esnaflarımızın sorunları ortaya konmuş ve çözüm önerilerimiz yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüz ile ilişkilerimiz düzenli olarak devam etmektedir. Ayrıca müdürlüğümüz ile yapılan çalışmalar neticesinde gıda üretimi yapan işletmelerimiz için hijyen eğitimi konularında kitapçık hazırlanarak dağıtımlar yapılmıştır. Birlik Başkanlığımız Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile beraber odamız tarafından organize edilerek Enes, İpsalar, Meriç, Kırköprü ve Keşan Fırıncı ve yanlarında çalışanlarına hijyen eğitimi kursu verilerek sınav neticesinde hak eden 214 kişi hijyen eğitimi belgesi almaya hak kazanmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz ile ilişkilerimiz düzenli olarak devam etmiştir. Sorunlar hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır. Esnaflarımızın odamıza yapmış olduğu müracaatlar değerlendirilmiş. İlçe Milli Eğitim Hayal Büyü Öğrenme Komisyonu'nda oda başkanımız görevlendirilmiştir. SAR grubu başkanlığımız ile ilişkilerimiz muhteşem olarak yürümekte olup zaman zaman siz sayın üyelerimize çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla ortak toplantılar düzenlenerek sizlere bilgilendirme yapılmıştır. Ramazan aylarında ve yılbaşı gecelerinde işletmelerinizin açıklanması için odamızın yapmış olduğu müracaatlar Keşan Belediye Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Keşan Belediye Başkanımız ile sürekli diyalog halinde olunmuş ve uyum içinde çalışmalarımız devam etmektedir. Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğümüz ilişkilerimiz karşılıklı diyaloglar halinde devam etmekte, çıkan sorunlar görüşülerek çözülmektedir. Ayrıca oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerimizin bazıları vergi dairesi takdir komisyonunda görev almakta olup vergi cezaları konusunda indirimlere gidilmektedir. Mesleki Eğitim Müdürlüğümüz ile sürekli istişare halinde bulunmaktayız. Ayrıca Mesleki Eğitim Müdürlüğümüz ustalıkla kalp sınavlarına çeşitli meslek gruplarında görev yapmak üzere yönetim kurulumuz üyelerimizden temsilci görevlendirilmiştir. Odamızın yoğun çalışmaları neticesi 2014-2016 yılları arasında Mesleki Eğitim Müdürlüğümüzle odamızın organize çalışmaları neticesinde odamız üyeleri ve halkımızın hijyen eğitimi müracaatları sonucunda 1077 kişiye eğitim verilerek belge dağıtılmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğümüzün almış olduğu kararla 2017 yılında Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile hijyen eğitim kursları için ortak çalışılarak odamız tarafından müracaatları kabul edilen kurslar sonucu 233 kişi hijyen eğitim belgesi almaya hak kazanmıştır. İstişarelerimiz Keşan Esnaf ve Sanatkarları Hizmet Binamızın 3. katında odamız üyelerine hizmet vermeye devam etmekteyiz. Odamızın bulunduğu bölümlerin düzenlemesine devam edilmektedir. İstanbul Emit Fuarı'na katılarak yöremizin satır et ve peynir yuvasının tanıtımı yapılmıştır. Fuarda Saros Körfezi'ni turistlere tanıtmak amacıyla girişimlerde bulunmuştur. Kız Meslek Lisesi'ne odamız olarak sponsor olunmuş ve yönetim yemek yarışmaları düzenlenmiştir. Bölgemizdeki tarım, turizm ve hayvancılık konularını kapsayan genişletilmiş toplantılar yapılmış, bölgemizin sorunları milletvekilleri, vali, kaymakam, belediye başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle ele alınarak tartışılmış ve sorunlar ilgili bakanlara dosya halinde iletilmiş ve sunulmuştur. Her yılbaşı
her yıl yapılan Gönüllü Başkanlar Kurulu toplantısına katılmış, odamızın Gönüllü Başkanlar Kurulu'nda Esnaf Sicil Müdürlüğümüzün Keşan'da görev yapması hususunda teklifi kabul edilmiş olup esnaflarımızın yeni sicili almak ve esnaf sicillerini Edirne'ye gitmeden Keşan'da esnaf sicillerini alarak üyelerimize karşı sorumluluğu yerine getirdim. 6331 sayılı kanun gereği odamızın risk değerlendirme raporu ve acil eylem planları yapıldı. Oda personeli iş güvenliği ve sağlığı konularında eğitim görerek bilgilendirildi. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda odamız hassasiyetle durarak tüm esnaflarımıza Keşan Köşk Düğün Salonu'nda konunun uzmanları davet edilerek bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Odamızın daha önceki birinci projesi daha fazla ticari ilişkiler, sınır bölgesinde daha fazla ekonomik kalkınma isimli Avrupa Birliği projemiz kabul edilerek projemizin bir ortağı Bulgaristan Evatin Derneği ile yapılan çalışmalar ile 20 üye Bulgaristan'ın Paskova şehrine götürülerek Bulgaristan genel yemekleri ve işletmeleri tanıtıldı. Keşan'da üyelerimize seminer verildi. Odamızın bu yılki Komşuların Lezzet Ağı isimli ikinci projesi ortağımız Bulgaristan'ın Biyonet Derneği'nin katılımı ile Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Bulgaristan esnaflarının Keşan'a gelmesiyle seminer düzenledikten sonra odamızın 15 kişilik esnaf heyeti Bulgaristan'a Komeniya şehrine giderek eğitimlere katıldı. Daha sonra 30 kişilik esnaf heyetiyle Bulgaristan'a giderek Göremiz Yemekleri Festival yapılarak tanıtıldı. Bulgaristan devlet kanalları tarafından esnafları 40 çeşit esnaf görevine Keşan'a gelerek Keşan'da ilk defa yine odamızın düzenlediği yemek festivali yapıldı. Yaklaşık 60 kişi yemek tanıtımı yapıldı. Değerli arkadaşlar, Komşuların Lezzet Ağı projesinde görevimizin kaybolmaya yüz tutmuş olan yemeklerimizi Bulgaristan'dan gelen ortaklarımıza tanıtma imkanı bulduk. Aynı zamanda lokantacı odası olarak bir ilk bölgemizde ve Trakya'mızda yapılmıştır. Bulgaristan esnafları odamızın esnaflarının sevgili yemek çeşitleri çok büyük ilgi görerek halkımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Odamızın düzenlediği Avrupa Birliği projemiz gereği Komşuların Lezzet Ağı isimli projemiz Tek Rumali TV'de, Ege Türk'te ve Gol TV'de yayınlanarak görevimizin tanıtımı yapılmış ve odamızın çalışmaları takdir toplamıştır. Değerli arkadaşlar, yapmış olduğumuz projemiz 64 ilde yayınlanmış ve bununla da Lokantacı Kahveci Otelci Odası olarak gurur ve onur duyuyoruz. Bölgemizin yemekleri ve kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri tüm Türkiye'ye böylelikle tanıtılmış oldu. Ayrıca Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz Keşan'da alışveriş yaparak binlerce euro esnaflarımıza ekonomik olarak katkıda bulunmuşlardır. Odamız bölgemizde ilk proje hazırlığı yapan ve projeleri kabul edilen odadır. Oda genel sekreterimiz düzenlenen tüm toplantılara ve eğitim seminerlerine katılmıştır. Hizmetlerimiz. Odamıza mensup çeşitli mesaj konularına ait işletmeleri bulunan odamız üyelerimizin girdi maliyetlerine yapılan zamlara karşı ezilmemesi için günün şartlarına uygun tarifelerini çıkardı. Gazete yazılarımızla üyelerimizi sürekli uyardık. Sizlerle görevi haberleşmek için hep cep telefonlarınıza mesajlar gönderdik. Bir toplumumuzu sizlerden hiçbir zaman geçmedi. Sizlere bayramlarda, önemli günlerde mesaj gönderdi. Aydınlatların ödenmesi, tarifelerin alınması için 6552, 6736, 7020 yapılandırma torba yasaları af kanunlarında
basın aracılığıyla, mesaj yoluyla sizlere ulaşmaya çalıştık. Bütün sağlık kuruluşlarının tek çatı altında birleşmesi nedeniyle sosyal güvenlik kurumunun esnaf odalarımızda görev yapmaya devam etmektedir. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Keşan Arkadaşı Kahveci Motorcuların esnaf odamız olarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yöremizin meşhur satır eli yormak işareti tescillenmiş ve kabul edilmiştir. Sigara yasakları ve cezaların ağır olması nedeniyle yazılar hazırlanarak üst kuruluşumuz birlik başkanlığına, federasyon başkanlığına tezke, yazılar yazılarak çözüm önerileri verilerek konu hakkında geniş taleplerimiz oldu ancak iş tepkilerimiz uygulanmadı. Sigara yasakları tepki olarak zaman zaman basında rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Sigara yasağı afişlerini bastırarak başta gönlümüz olmak üzere ve diğer hesaplarımıza da ücretsiz olarak iş yerlerine asmalar için dağıtıkta bulunduk. Odamızın oluşturduğu basit usul muhasebe bürosunda basit usul vergi mükellef üyelerimizin işlemleri muntazam olarak devam etmektedir. 400 süresince basit usul muhasebe ücretlerine zam yapmadık. Fiş ve fatura vergilendirme konularında üyelerimiz sürekli uyarıldı ve gelen her üyeye anında en kısa sürede hizmet vermeye çalışıldı. Odamıza kayıt yaptırmak ve kayıtları silmek için müracaat yapan üyelere bilgilendirme yapılarak yardımcı olundu. Odamız adına her yıl takvim bastırılarak üyelerimize dağıtımı yapıldı. Tekrar ruhsatlarının yenilenmesi için her yıl Ocak ayında basın aracılığıyla sizleri uyardık. Vergi dönemlerinde sizlerin cezalı duruma düşmeleri için sürekli uyarı yazıları yazdık. Basın aracılığıyla uyarılar yaptık. Odamız tarafından yapılan işlemler yazışmadan 174 adet olup, gelen yönelik işlemleri 345 adet, posta güvercinleri üyelerimize ve diğer halkımıza ulaşmak üzere 102 adet mesaj, haber olarak kapasite ve ikiz partiz raporu. Odamıza bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet cep telefonu alındı. Odamızın ihtiyacı olan kuruluşları kanunun 7. ve 8. maddeleri gereği, birlik başkanlığımızın ve konfederasyonumuzun genelgeleri gereği, vergi kolaylık sağlamak amacıyla Türkiye halkı emekli kadını elde ederek emekliliği istemiş odamız yönetim kurulu olarak emeklilik talebi değerlendirilen genel sekreter Necip Şenol'un genel sekreterlik emeklilik işlemleri yapılmış olup yasal hakkı olan gıda tazminatının 77.582 TL olarak şahsına ödemesi yapılmıştır. Ve de yönetim kurulu olarak genel sekreterlik görevine tekrar Necip Şenol'un devam etmesi gerektiği kararı alınarak odamız genel sekreterlik görevine devam ettirilmektedir. Değerli üyeler, 4 yıl boyunca yapmış olduğumuz hizmetleri ve çalışmalarımızı kısaca sizlere vermeye çalıştık. Hazırlanmış olan gelir gider tabloları, tahmini bütçelerimiz ve çalışma programları hazırlanmış olup müzakerelerinize sunulacak. Faaliyet raporumuza son verirken değerli üyelerimize, misafirlerimize olan genel kurulumuza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek idare organ arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diler. Tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Dolu dolu bir dertim. Çok teşekkür ediyoruz ve değerli üyeler, faaliyet raporunu okuttuk, dinlediniz. Şimdi müzakereyi açıyorum. Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen değerli üye var mı? Olmadığına göre denetim kurulu raporuna geçiyoruz. Buyurun sayın komşum. Değerli üyeler, burası sizlere hesap verme zamanıdır. Yani sizlere biz burada yönetim kurulu arkadaşlar olarak Keşan Lokantacı Kahveci Operasyon Odamızın hazırlığına 4 yıl yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi birebir anlatıyoruz arkadaşlar. Ve bunlar açık ve şeffaftır. Onun için bu hazırlamış olduğumuz denetleme kurulu raporu
ilk defa bakanlığımız tarafından odalara gönderilen ve bakanlığımız tarafından odalar tarafından uygulanması gereken konular tek tek işlenmiş ve tek tek yüklenmiştir. Değerli arkadaşlar, bir de bu raporların hepsi bakanlık sitesinde haftalarca yayınlanmış ve üyelerimizin ve bakanlığımızın bilgisine sunulmuştur. Keşan Bakan Tıcı Kahveci Muhtarıcı'yla Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın genel kurulundan sunulan denetleme kurulu raporudur. Denetleme kurulu raporumuz 2014-2017 yıllarını kapsamaktadır. Değerli yönetim, aktif üye sayımız seçime hazırlandığımız bu son günde 817. Denetleme döneminde odaya kayıt yaptıran üye sayısı yani 2014-2017 yıllarında 424. Denetleme döneme ait 423 kişi oda kayıtları silmiştir. 5362 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince şartlarını sağlamayan üye bulunmamaktadır. 5362 sayılı kanunun 8. maddesi 1. fıkrası gereğince üyeliklerini yitirenlere yönetim kurulunca gerekli işlemler yapılmıştır. Oda üye kayıtları eşsiz geri tabanında eksiksiz ve doğru bir şekilde tutulmaktadır. Güncellemeler zamanında yapılmaktadır. Yönetim kurulu toplantıları en az ayda bir defa muntazam olarak yapılmış ve devam etmiştir. Yönetim kurulu toplantısı çağrısı üzerine yazılı olarak mesaj aracılığıyla yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyelerimiz toplantılara çağrılmıştır. Yönetim kurulu toplantıları toplantı ve dara misaflarına uyulmuştur. Mazeretsiz olarak üç toplantı işleyen etmeyen denetim ve yönetim kurulu üyemiz yoktur. 5362 sayılı kanunu 63. maddesi uyarınca tutulması zorunlu olan defter, belge, beyanname, makbuz ve fişler usule uygun olarak tutulmaktadır. Her yıl defterlerimiz noter tarafından onaylanmaktadır. Muhasebe kayıtları yer alan tahsilat ve ödemeler mevzuat açısından geçerli kayıt tanıtlayıcı belgeye dayanmaktadır. Yani tahsil ve tehdiye fişlerimiz, gelir ve giderlerimiz tahsil ve tehdiyelerinin ekinde sunulmaktadır. Giderler başkan veya başkan vekiliyle genel sekreterin ortak imzasıyla yapılmaktadır. Muhasebeye ilişki tutulmakta olan defterlerdeki kayıtlar ilgili yönetmelikte öngörülen süreye kayıt düzen ve usulüne uygun tutulmaktadır. Bankalarda aylık 2 sıra almak suretiyle hesap mutabakatı her ay sonunda yönetim kuruluna ve değerli arkadaşlar yönetim kurullarına bankalarda bilgi alınarak sunulmaktadır. Oda adına gönderilen yazılar başkan veya başkan vekiliyle genel sekreterin ortak imzasıyla yapılmaktadır. Odamızın kasa ve menkul kıymetler sayın. Değerli arkadaşlar, seçime geçildiği gün kasamızda mevcudumuz 245. Muhasebe kayıtlarına görüntülmesi gereken 245 TL. Bankamızdaki vadesi hesapta 20.273 TL. Değerli arkadaşlar, 53.500 lira Avrupa Birliği hesabımıza aktarma yapılmıştır. Döner varlıklar 82.018. Gram varlıklar 40.896. Yabancı kaynaklar 58.609. Denetlenen döneme ilişkin yani 2014-2017 yılları arasında odamızın toplam gelirleri 771.457.60. Değerli arkadaşlar, giderleri 781.953'tür. Kayıtlara göre meslek kuruluşunun olması gereken basılı evrak mevcuttur. Para ve kıymetli evraklar kasada saklanmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Muhasebe Yönetmeliği'nin 77. maddesi uyarınca kasada yönetim kurulu kararı gereği olması gereken tutardan fazla para bulundurulmamaktadır. 5362 sayılı kanunun 61. maddesi gereğince oda tarafından tahsil edilen her türlü gelir odanın banka hesabına yatırılmakta ve gelirlerimiz
bilgisayarını girilmek üzere tahsil edilerek isteyen üyelere anında borcu, anında ödemeleri götürülmektedir. Esnaf-ı Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği'nin 74. maddesi gereğince vezneye girecek ve çıkacak paralara ait tahsil ettirdiği fişleriyle mahsup fişlerinin ve makbuzlarının genel sekreter tek başına yetkili olduğu hallerden hariç yönetim kurulu kararlarına dayanarak başkan veya başkan vekili vekillerinden herhangi birisiyle genel sekreterin müşterek imzasıyla yapılmaktadır. Değerli arkadaşlar, tüm aşamalar, tüm yazışmalar odalarımızın yasa gereği en az iki kişiyle yapılmaktadır. Tek başına hiç kimse yetkili değildir. Bir an önce genel kurulda görüşmek üzere kabul edilen bütçeler gerçekleşen bir önce kalemleri uyum göstermektedir. Meslek kuruluşumuzun alacaklarını herhangi bir işletmeden kaynaklandığı, alacakların takibi veya tahsili konusunda yönetim kurulunca gerekli gayret ve tesislik gösterilmiş ve gerekli çalışmalar yapılarak üyeler uyarılmıştır. Yasal mavi hükümlükler tam da zamanında yerine getirilmiştir. Herhangi bir faiz veya gecikme zammı ödenmesi yapılmamıştır. Bilançolarımız ve mali tablolarımız zamanı yerine getirilen gecikme faiz uygulanmadan ödemeler yapılmıştır. Yıllık aylarları zamanında tahsil edilmesine ilişkin 5362 sayılı kanunda öngörülen usul ve esaslara riayet edilmiştir. Meslek kuruluşlarının maddi durumu hakkında genel değerlendirme. Odamızın 2014-2017 yılları arasındaki maddi durumunun yapılan incelemelerin iyi olduğu, her yılı karlı kapadığı görülmüştür. Sadece odamız genel sekreterin emekli olması nedeniyle kıdem tazminatının 76.800 TL olarak ödemesinden dolayı 2017 yılı eksi vakiye olarak tutulmuştur. 2014-2017 Kasım ayı sonu itibariyle düzenlenerek yönetim kuruluna ve genel kurula görüşmeler üzere sunulmuştur. İş rapor 2014-2017 dönemi kapsamaktadır. Hazırlığına arz olunur. Teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu raporunu okuduk, dinlediniz. Yönetim kurulu raporunu müzakere açıyorum. Söz almak isteyen değerli üye var mı? Yönetim kurulu raporu hakkında olmadığına göre ilgili maddeye geçiyoruz. Bilanço ve geri gider hesaplarının okunması müzakeresi demiş. Buyurun Sayın Komşu, bilanço. Tabii. Değerli üyeler, şu anda sunmuş olduğum bilanço ve gelir tabloları her yılın kendine ait olan gelir ve giderler. Keşan Lokantaşı Kahveci Motorcuları hesap odamızın 2014 yılı gelirleri 188.672.33, giderleri 185.667.32. 2015 yılı gelirlerimiz 178.594.75, giderlerimiz 162.920.10. 2016 gelir giderlerimiz, gelirlerimiz 113.108.70, giderlerimiz 210.820.89. 2017 gelir tablomuz 175.491, gider tablomuz 150.415.65. Teşekkür ederim Necip Bey. Değerli üyeler, bir an önce lütfen bu orta kısmı boşaltalım değerli üyeler. Biliyorsunuz resim çekilme düğünlerden sonra ailece. Düğünler arasında oynarken insanlar resim çekilme çekilir ve bundan adet bozuldu. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bilanço ve gelirleri okuduk dediniz. Müzakereye açıyorum. Bilanço ve gelirler hakkında söz almak isteyen değerli üye var mı? Olmadığına göre ilgili maddeye geçiyorum. Bilanço ve gelirleri okuduk.
Evet arkadaşlar. Bu arada konudan düşebilmek için bir iki dakika ara verelim. Daha son günlerden ayrılmak zorunda kaldı. Ben bir misafirleri size bir tanıtayım. Buyurun Sayın Komutanım. Değerli yönetim, sevgili misafirler. Keşan Lokan Taşı Kahveci ve Otelciler Odamızın olan genel kurumları katılarak katılan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve genel misafirlerimizi okuyoruz. 1. Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan. Edirne Edirne Belediye Başkanımız Emir İlah. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mustafa Yalıcıoğlu. Kırşasade Esnaf Odası Başkanımız Hüseyin Ülkücü. Keşan Şoförler Ortamcı Odası Başkanımız Mahmut Demirkan. Keşan Madeni Eşya ve Demirci Odası Başkanı Hüseyin Erkan. Keşan Mesleki Eğitim Müdürümüz Feyzullah Koçak Bey. Kent Konseyi Başkanımız Necmettin Aygül. Koyun Keçi Birliği Başkanımız Sayın Şenol Günday. Uzun Köprü Şoförler Odası Başkanımız Kemal Cingöl. Uzun Köprü Kahveci Odası Başkanımız Sayın Kadir Taşlama. Uzun Köprü Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Seyfi Günay. Uzun Köprü Lokantacı Odası Başkanı Özcan Atasayar. Uzun Köprü İnşaatçı Odası Başkanı Güler Tanrılar. Uzun Köprü Kafiyeciler Odası Başkanı Hüseyin Kuşak. Havsa Esnaf Odası Başkanı Yıldırım Sahin. Havsa Şoförler Odası Başkanı Mehmet Can. Uzun Köprü Pazarcılar Bakkalı Esnaf Odası Başkanı Mehmet Can. Uzun Köprü Mahalleli İşya Sanayi Odası Başkanı Emin Kılıcı. Edirne Tezgah Odası Başkanı Hakan Kındıklı. Keşan Tuhafiye Marşı Odası Aday Adayı Hasan Kocaman. Keşan Tuhafiye Marşı Odası Başkan Vekili Vidik Yakoğlu. Edirne İnşaat ve Sanatları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Göztan. CHP Keşan Keşan İlçe Teşkilatı. Keşan Berberler Kuaför Odası Başkanı Salih Özkan. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Aday Adayı Kırmızı Lise. İmsal Şoförler Odası Kemal Kutlubay. Değerli yönetim. Değerli yönetim. Odamıza uzun yıllar çok uzun bir dönemde hizmet etmiş, odamıza yıllarca esnafların yanında olmuş sayın değerli abimiz ve büyüğümüz Ali Doğan abimizi aramızda, kendisine hoş geldin diyoruz, saygı ve sevgiyle diyoruz, hoş geldin Ali abi. Eski oda başkanlarımızdan yılların duayeni Osman Kuşçu eski başkanımız aramızda, hoş geldiler. Keşan Bakanlar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Sayın İbrahim Aldanmaz. Keşan'ımızın yeni kurulmuş olan partisi İyi Parti Teşkilatı'na hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgiler sunuyoruz. Değerli üyeler, sevgili misafirler. Keşan Lokantacı Kahveci Otelciler Esnaf Odamıza katılan ve odamızın bu güzel gününü renklendiren, çelenk gönderen tüm arkadaşlarımızı tek tek sizlere sunuyorum. Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Halk Partisi, Keşan Yönetici Sol Parti, Keşan Milliyetçi Hareket Partisi, Keşan Bakanlar ve Amirler Odası, Keşan Tuhafiye ve Manastırıcı Odası, Keşan Şoförler ve Otomobiller Odası, Keşan Madeni İşya ve Demirciler Odası, Keşan Berberler ve Kuaförler Odası, Keşan Dürgerler ve Esnaf Odası, Keşan Ticaret Odası Kırmızı Liste, Keşan Ziraat Odası, Keşan Esnaf Kefalet Kooperatifi, Keşan Bakanlar Manavlar Odası Başkan Aday Adayı Ayhan Çeti, OYAK Eşit ve Güvenlik Sistemleri, İpsala Şoförler ve Otomobiller Odası, Keşan Halk Bankası, Keşan Küçük Sanayi Sitesi, Uzun Köprü Şoförler Odası, Keşan AK Parti İlçe Teşkilatı Sayın Hüseyin Bayıl, İYİ Parti Keşan İlçe Teşkilatı, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği. Değerli arkadaşlar, çenen gönderen ve katılım sağlayan siz değerli misafirlerimize ve konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinize saygı ve sevgi veriyoruz. Teşekkür ediyorum. İlgili madde çalışma ve konu geçmeden önce ben de yıllarca birlikte çalışmaktan onurla gurur duyuyorum. Sevgili Ayhan aramızdaymış. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Onun sizde çok emeği var bu meslekte. En el ufak meslekte. Allah kendisine razı olsun. Buyurun çalışma raporu. Değerli yönetim. Keşan Lokantacı Kahveci Olsun Esnaf Odamızın 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları çalışma programıdır. Değerli yönetim. 4 yıl çalışma programını sizlere sunuyoruz. Odamızın üst kuruluşlarla olan ilişkileri 1. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla olan ilişkilerimiz daha da geliştirilecektir. Esnaflarımızın hakkı olan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifinden yararlanmak için her zamanki gibi Esnaf Kefalet Kooperatif yöneticileriyle birebir görüşülerek çıkan sorunlar ya da talepler değerlendirilecektir. Esnaflarımızın mağdur olmaması için mağdur durumda kalmamaları için görüş şartlarına göre KFD'den düzenlenen dürüst kuruluşunda olan bir il başkanlarından istemeye devam edilecek. Odamız olarak organize yapılan hijyen eğitim kurslarına devam edilerek esnaflarımızın ve odamıza müracaat yapan kişilerin belgeleri almak için yardım. İlgili madde gereği organize sunuyorum bu yetki verilmesini. Kabul edenler lütfen işaret ediyorsunlar. Etmeyenler oraya kadar belirlenmişti. Bir sonraki madde 5363 sayılı kanundaki sınırlar içinde öğrenci oturtulması, muhtaç durumdaki onlar üzerinde yanında bulunması ve bu konuda işlerden yükün üzerine göre durumunu yetki vermesini kabul verildi. Bu maddeyi kabul edenler lütfen işaret ediyorsunlar. Etmeyenler o maddede kabul edilmiş. Tekrar teşekkür ediyoruz. Aile güçlerinin uzun haklarının ve kolluk, yoğunluk ve konuk üzerinde teşkil edilmesini kabul edildiğinde belge iyi okuyalım. Ben tek bir önemli var, onu okutuyorum. Değerli odamızın üyeleri, şu anda yönetim kurulu huzur hakları yolluk faciralarının oylamaya sunulacağı için sizlerin bilgisine sunuyorum. Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Odası'nın olağan genel kurul divanı başkanlığına bir önerge verildi arkadaşlar. 5362 sayılı Esnaf Sanatkar ve Esnaf Kuruluşları Kanunu'nun 56. maddesine göre Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odamızı yeni dönem itibariyle 1. Yönetim Kurulu Başkanı'na bürüt asgari ücreti 1/1 aylık net ücret. Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Oda Başkanı için verilen ayrı ücretin 1/2 aylık net ücret. Denetim Kurulu Üyelerine Oda Başkanı için verilen ayrı ücretin 1/7 aylık ücret. Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına oda başkanı için verilen aylık ücretin 1/7 huzur hakkı olarak.
Odamız yetkili organ üyelerine yurt dışı harcamalarının oda başkanı için belirlenen aylık ücreti 1.500, yurt dışı harcamalar ise en yüksek devlet memuruna ödenen günlük harcamadan fazla olmamak üzere yönetim kurulunca verilen miktarlarının ödenmesi hususunda genel kurulumuzun takdirlerine ve huylarına söylüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Değerli üyeler, uçaklar ve uzunlar kadar ilgili maddeye tuttuğunuz dinlediniz. Kabul edenler lütfen aşağı duruşundan ilgili maddeye yönelen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Değerli üyelerimiz, dilekle temennide geçmeden önce benim de sizlere iki konuda uyarılarım olacak. Çünkü yıllardır sizlerin işleri dışında odalardaki işleyişlerinde sıkıntılarımız olan başta odaya hizmet alamış gelen üyelerimiz bazen kendisinden ufak tefek istenilen mevzular karşısında bu nereden çıktı, başkan nasıl bunu alır gibi ya yönetim kurulu nasıl gibi kelamlarda bulunuyor. Bu yanlış. Değerli üyeler, 1 Ocak 2014'ten itibaren odalar tamamen bakanlığa bağlandı. Bakanlık eski sistemden bir sistem getirdi. En ufak bir hizmet alımında istenilen ücret hesaba girmeden, dekon numarası eski sistemi işlemeden size orada sekreter, başkan, gözü kimse hizmet veremez. Bunu bilin, bu konuda çok büyük problemlerimiz var. Bunu üyeye anlatmakta zorlanıyoruz. Birçok şikayetler geliyor ama burada oda başkanı da yönetim kurulu da haklı. Lütfen burada odalarımıza zorluk çıkartmayalım. O bizim elimizde var. Yani direkt bakanlığın sevgi idaresinde olan bir olay. Bu nedenle sizlere uyarmak istedim. Ayrıca basit üyelerimizde basit tür muhasebe tutulan üyelerimiz var. Sistem yine değişti. Sistem artık günlük olarak tek tek bütün evraklarınız bilgisayara yüklenecek ve mali havuzunda gözükecek. Bu da bizde ikinci bir zorluk olan sizlerin bizlere zamanında evrak getirmemeniz. Yani fiş kapatılarımızı geçtikten sonra bu evrakları muhakkak en kısa zamanda artık odaya getirmesi gerekecek. Tarsında da zaten üyeyle oda sözleşme yapacak. Eğer sözleşmeye uymazsanız en ufak para cezası 700 lira. Bu da direkt bakanlığın getirdiği bir olay. Burada yöneticilerimizin ne üyelerin ne yönetim üyelerin ne de başkanın herhangi bir sorumluluğu yok. Lütfen bunları zamanında yapalım. Evraklarımızı zamanında getirelim ve burada da mağdur olmayalım. Uyalım böyle. Ben şimdi dilek temenlerde sözlükken iki başkanımdan söz vereceğim. Öncelikle ilk konuşacak. Fezul abi. Ben bu arada iki başkanına da hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Öncelikle esnafın kazansın diyorum. Fezul abi buyurun. Sessizlik. Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, ben Feyzullah Koçak ve ekip arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuza hoş geldiniz. Evet, bugün burada odamız adına bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Bu coşkunun, bu heyecanın, bu güzelliğin sebebi ben ve ekip arkadaşlarım cesaretidir. Eğer biz ekip olarak aday olmasaydık, şimdi yeterli sayıyı zor toplamış, heyecansız bir genel kurul yaşıyor olacaktı. Değerli esnaf arkadaşlar, odamızda yönetim bazında heyecan kalmadı. Dayanışma sözcüğü kağıt üzerinde, oda yasal zorunlu rutin işlerin dışında hiçbir şey yapmaz oldu. İddia yok, heyecan yok, dayanışma yok. El koyun kendi bacağından asılır misali, birbirimizi kaderine terk edelim. Yaklaşık 20 yıldır görevli olup bugün şunları yapacağız diye sanki göreve ilk defa talip oluyormuş gibi
vaatlerde bulunmasını anlamakta zorlanıyoruz. Bu vaatlerde bulunanlar yıllardır yönetimdeler. Usta olduklarını söylüyorlar. İyi de bugüne kadar elini tutan veya boğazını sıkan mı vardı? Esnaf olarak her birimizin durumu ortada. Bu değerli fikirlerini ve projelerini neden bugüne kadar uygulamaya sokmadılar? Ben dahil hiç kimse vazgeçilmez değildir. Yeter ki haddimizi bilelim. Değişimden, katılımcılıktan yana olalım. Hayatta kişisel değil, toplumsal yararlar üzerinden bakabilelim. Bizler öyle devrimci, reformcu, aydınlıkçı gibi iddialı laflar edemiyoruz. Çünkü sonuçta bir meslek ofisiyiz. Yasamız ve ana sözleşmemiz ortada. Birey olarak farklı düşüncelerimiz olabilir. Bu düşünce ve iddialarımızı üyesi olacağımız siyasi yapılarla gerçekleştirebiliriz. Oda ve oda üyesi kimliklerimizle bunları yapmamız mümkün değildir. Yine de bu iddialarına saygı duyuyorum. Onlara kolay gelsin. Bizler ekmeğimizi, haşımızı, lokmalarımızı birlikte büyütmek ve birlikte yönetmek için sizlerden yetki istiyoruz. Odamızı birlikte yönetmeye talibiz. Ortak akıl, ortak irade temel kuralımız olacaktır. Hiç kimsenin kendisini dışlanmış hissetmeyecektir. Şimdi siz değerli üyelerimizin ve sayın imamımızın izniyle yönetim kurulu arkadaşlarımızın Hüseyin Can Ceren Bağcı Polat Ülkes Tarık Uç Burak Beyvan Beyvan Derenik Beyvan Kuru Ayşe Şen Çağatay Demir Tarık Kuzu. Değerli arkadaşlar, biz sorumluluk almaya hazırız. Elimizi uzattık. Sizler de hazırsanız ellerimizi tutalım. Hep beraber odamızın genel kurulu ailesinde bitirelim. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi sevgili başkanım buyurun. Çok değerli divan, değerli misafirler, çok sevgili Ustam Ali Doğan Başkanım, Keşan'ımızın güzide temsilcileri ve Keşan'ın her zaman yanında olan genel basınımız, Keşan'ımızın, Keşan lokantacı, kahveci, otelciler odamızın cefakar, vefakar ve devletimizin kan damarı, can damarı olan esnaf odaları ve esnaf üyelerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Keşan lokantacı, otelciler odası ve başkanı Hüseyin Çakmak yönetim ve denetim kurulu olarak bugüne kadar yaptıklarımızı basında paylaştık, kimse için saklamadık. Biz Keşan Lokantacı Kahveci Otelciler Odası olarak benim ustam, benim başkanım Ali Doğan'dır. Bununla göreve geldiğimizden beri Keşan Esnaf Odaları'nın bir çivisi yoktu. Keşan Esnaf Odalarımızın binasını, arsasını aldık. Allah arsanın kurbanını kesmek, İnşaatın temelini atmak benim başkanıma nasip oldu. Binayı bitirmek de ben ve yönetim ve kısımda biz de yönetimde kısımda. Biz de yönetim kurulumuz hiçbir zaman kendi şahsımızı gözetmek için her şeyimizden feda ederek değerli esnaf oldu. Keşan lokantacı, kahveci, otelciler odamızın Keşan'da bayrağını nasıl yukarılara taşıyacağız diye size söz vermiştik. Bu bayrağı en yukarı taşıdık. Bir iki tane misal söyleyeceğim. Çok fazla konuşmayacağım. Keşan'la
lokantacı, kahveci, otelciler odası olarak 7 tane televizyon kanalında Keşan lokantacı, kahveciler, otelciler odası olarak 7 tane televizyon kanalına Keşan'ımızın kahvehanelerimizi, Keşan'ımızın satır etini, Keşan'ımızın kağıt kebabını, efendim Keşan'ımızın peynir helvasını Türkiye'ye duyurduk, Türkiye'ye değil dünyaya duyurduk arkadaşlar. Ben yönetim kurulu, denetim kuruluyla hepinizde gurur duyuyorum. Bize güven verdiniz, destek verdiniz. Biz size hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. Ya biz daha da açtık kendimizi, yetmedi. Avrupa Birliği'ne 2 tane projesi yaptık. Birincisi Sayın Birlik Başkanım Emin İnan'ın odasında beraber yaptık. Başarılı olduk, tecrübe kazandık. Yetmedi, biz dedik bunu öğrendik. İkincisinde 2017 yılında tek başımıza yaptık. Bulgaristan'da da uluslararası, Rusya dahil 2 tane televizyon kanalı Türkiye'mizden, Keşan'ımızdan, satır etimizden, esnaflarımızdan bahsetti arkadaşlar. Bundan sonra bunlar yaptıklarımız, bunları zaten başından okudunuz. Esnaflarımızın sorunları var, biz bunları biliyoruz. Ama bunları yasal çerçeveler içinde devletimizle, hükümetimizle, belediyelerimizle çözmek zorundayız. Bunlarla hiçbir tane sorunum olmadı. Buradaki esnaf arkadaşlarım burada. Bir tanesi desin Hüseyin Çakmak benimle konuşmuyor. Herkesle barışıkım, herkesin işlerini yapıyoruz, yapacağız da. Bundan sonra fazla bir şey söylemeyeceğim. Keşan için 2 tane meselem var koronavirüs. Önümüzde bize görev verirseniz. Birisi Saros Körfezi'nde hepimizin bildiği gibi imar planını getirmesi için her yıl yazın bütün seyyar esnafımız dahil ruhsat sorunlarını yaşıyor. Bu sorunları ortadan kalkmak için ben yönetim kurulu, denetim kurulu ve sizlerden alacağımız güvenle ne yapmak gerekiyorsa sizi ruhsatsız yaptık. Ruhsatsız bırakmamak üzere, size sorun yaşatmamak için her şeye varız, elimizi değil taşımızı sokacağız altına. İkinci sorun, Keşan için çok fazla değil, çünkü devlet değiliz, parti değiliz, biz odayız, hepimiz esnaflar. İkinci sorunumuz arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi, takip ettiği gibi, Paşayit bölgesinde düşünülen organize sanayi için her şeyi bir kendimizi taşın altına koyacağız. Çünkü bu iki sorun halledildiği zaman Keşan'da en azından %50 işsizliği önleyecek. Bu da çocuklarımıza sorunlarımızı sirayet edecek arkadaşlar. Ve yetmedi. Eğer bize destek verirseniz, bize güven verirseniz bir tane hayatında proje var. Ali Doğan Başkanımla da biz bunu çok düşündük, uygulamamıştık. Ama siz bize yetki verirseniz Keşan lokantacı, kahveci, otelciler, esnaf odalarının hepimizin geniş toplantıdan yapıp tüketim kooperatifi kurmak istiyorum arkadaşlar. Tüketim kooperatifini aslında arkadaşlarımız bilir. Nedir? Eskiden öğretmenler tüketim kooperatifi vardı. Yağlı doğumlar kooperatif, tüketim kooperatifi vardı. Ordu doğumlar polis kooperatifi vardı. Bunu hep beraber yapmak için niyetliyiz. Bu hep o desteği bekliyorum. Şey, nerede bizim? Koçak kardeşim, bilir misin bir dakika buraya? Rica ediyorum Koçak kardeşim. Yakında mı, buralarda mı? Geliyor başkanım. Evet. Böyle güzel bakalım. Bir şey devam edelim. Arkadaşlar, bahsettiğim tüketim kooperatifini kurucularımla, size arkadaşımla beraber görev işte almasını istiyorum. Var mısın arkadaşım tüketim kooperatifine? Evet. Ve kurulan kooperatifte onu hiç adam olmayacağım, onu başkan yöneteceğim. Var mısın? Evet arkadaşlar, bak tüketim bunu. Bu eser, eğer bunu da başardığımız zaman bu hepimizin eseri olacak. İşte hep beraber biz de Keşan'da esnaflığı, kardeşliği ve dostluğu Keşan'da birlikte başarmak istiyorum. Desteklerini verecekler diyorum. Size teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Ben de sizi devam ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. İşte bu tabloyu ancak Keşan'da görebilirsiniz. Başka yerde bu tür tablolar yok. Özlem duyduğunuz tablolar. Çok teşekkür ediyorum. Ve iki başkanım da hayırlı olsun diliyorum ve tebrik ediyorum. Başkanım sağ olun. Değerli arkadaşlar. Başkanın listesini okuyorum. Böyle boyunca sınanmışsınız. Değerli Hüseyin Başkan,
Adayı Buyurun Şehir. Zeki Giriş Asimoğlu. Kırmızı Kavlak. Kırmızı Gülüş. Güzel Ergin. Yavaş üretim sağlam işlere göre. İsmini okuduk burası şansın. Serkan Yılmaz Tamer Sözlü. Sıralama yapın. Yedekleri çağırır mı? Yok yok yönetimi. Peki. Asil Üyeler Denetim Kurulu. Ahmet Yücel Şapçı. Mustafa Karınca Salih Temel. Çok yakın. Geri Allah utandırmasın. Kazanan askeri. Kazanan da esnaflarım olur inşallah. Hayırlı olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım. Yedeklerimizde Ali Kağan Güler, Bahadır Demirtaş, Yaşar Özdemir, Recep Kenan, Şaban Çalkın, Murat Yazılar, Yalaza, Metin Sıvacı, bunların yönetim kurulu yedekleri, devlet kurulu yedekleri, Murat Güner, Uygar Dönmez, Cengiz Güç. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Ve gündem maddelerinde seçim maddesine geldik. Ben iki aday kardeşimden de rica ediyorum. Öncelikle hepinizin kimliğin yanında olması gerekiyor. Biliyorsunuz bizde bekleyen yok seçimlerimizde. Ayrıca da öncelikle özürlü vatandaşımız varsa, üyemiz varsa onları kullansınlar. Ve sonra hanımefendilere özürlük verelim. Onlar kullandıktan sonra biz artık arkadan devam ederiz. Bu anlayışınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve ben tekrar seçim divan başkanları görevini tamamlarken işte Keşan aslında civar illere de Türkiye'de birçok konuda örnek oluyor. Bunun için de tüm meslektaşlarıma herkesi çok tebrik ediyorum. Esnaf sanatçılarımızı ve hepinizi kutluyorum. Hayırlı olsun seçiminiz. Kazanan sizler olun inşallah. Ben görevimi burada tamamlıyorum. Hepinize başarılar diliyorum ve tüm Edirne Esnaf ve Sanatkar adına hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Sayın üyeler, toplantı tamamlanmıştır. Şu anda görevimizi seçim, ilçe seçim kuruluna veriyoruz. Hayırlısı olsun. Geçerli. Bir boş, iki tane de geçerli soru kusuramız için.